Seviyor, sevmiyor, seviyor. Senin yokluğunun acısını hala çekiyoruz Gülcan. Yaşasaydın beni yolumdan döndürürdün. İnsanları severdin. Ama onlar sana insanlık yapmadılar. Ben de yapmayacağım. Abi be! Ne var? Biz ikinci değiliz değil mi? Hele sen! Herkese kıyak yaparsın. Yani delikanlı adamsın. Diyorum ki... Ne diyorsun? Ebru! İyi bir insan be abi! Kanım kaynadı birden! Gülcan da iyi bir insandı. Tertemizdi. Hey Mehmet, gelsene! Gel! Merhaba! İki kulaçta kesiliyorum. İçkidendir. Sen de başlama. Geçen gün seninkiyle tartıştık. İçki için acayip fırça çekti bana. Seni sevdiğinden. İnan ki öz kardeşi kadar seviyor seni. Ne yapıyor? Çalışıyor. Yeni besteler, şarkılar, konsere hazırlanıyor. Sürsene şunu. Gazinoyla anlaşmadı. Anlaşmadı. İlle de halk konserleri diyor. Aptallık ediyor. Bir de sen konuşsan. Karar verdiyse beni de dinlemez. Doğru. Dediğini mutlaka yapar. Yapacak. En büyük desteği sensin ama. Söylüyor bunu. Yoktan var olduk. Yani Orhan. Ben de düşünüyorum, biraz çalışsam, beste yapsam. Ama boş veriyorum. İçki, kumar daha cazip geliyor değil mi? Orhan mı söyledi? Yo. Bilmiyor muyum? Üzülüyorum. İkimiz de çok seviyoruz seni. İyiliğini istiyoruz. Ver şu kremi, ıstakoz gibi kızaracaksın. Çok iyisin Ebru. Seni tanınca hayatımıza bir tat geldi. Sonuna kadar böyle gitsin istiyorum ama... Aması ne? Orhan... Orhan dedin, ne söyleyecektin? Ha? Hiç, hiçbir şey. Bugün yemeğe bekliyor seni. Biliyorum. Sen? Benim işlerim var, Allah'a ısmarladım. Güle güle. Ne haber keçi? Bozuksun gene. Eskiden ben içerdim, sen kızardın. Yeter artık, iyice dağıttın kendini. Canım sıkılıyor, paraya sıkıştım gene. Kumar oynuyorsun. Biliyorum Mehmet, bırakacaksın. İç içme, kumar oynama. Yaşamayalım yani. Her şeyim batıyor sana. Fazla geliyorum artık. Hadi lan keçi. Keçi keçi konuşma. Haklısın. Çalışan sensin, kazanan sensin. Ben sülük gibi yapışmışım sana. Bak, böyle konuşursan döverim seni. Benim neyim varsa senindir lan. Sigaran var mı? Var.
Paralar çekmecede. İstediğin kadar al. Efe Naci abi, sazla tanıştırdı beni 10 yaşındayken Samsun'da. Sonra İstanbul'a göç ettik. Pazarlarda küfecilik, araba siliciliği, işportacılık ve pavyonlar. Sonra gazinolar. Solistler ardında 3 kuruşa saz çaldım. Çok zor günler yaşadık Ebru. En kötü kira evlerini bile sıcacık bir yuva yaptı ona. Annen gibi olmak isterdim, yani... Evlenirsek sana iyi bakarım. Evleneceğiz. Canım. Seninle tanışmam bir hevesti önceleri. Yani Orhan Gencebay'la arkadaşlık etmek. Bütün kızların özlemiydin sen. Güzel, çekici kadınların da. Bizim toplumda hava deriz. Gözde erkeklerle çıkmak kızlar için havadır. Bir de baktım ki tutulmuşum sana. Hevesim sevgiye dönüşmüş. Sizin çevrenizin yabancısıyım. Seni seçerken hava yapmayı düşünmemiştim. Benimle belki de bir eksiğini tamamladın. Yani önce para, şöhret... ...sonra da güzel bir sevgili. Söylediklerinin yalnız bir teki doğru. Güzel oldun. Çok güzelsin Ebru. Beni heyecanlandıran ilk dişisin. Hoşlanıyorum, seviyorum seni. İyi bak bu resme. Daha önce gördüm ama anımsayamadım. Bir gazete sayfasında gördün. İntihar eden 17 yaşındaki bir kızdan söz ediyordu gazete. Hiçbir şey anlayamıyorum. Anlayacaksın. 17 yaşındaydı. İyiye güzele özlem duyardı. Sonra bir gün dünyasını yıktılar. Kirlettiler. Utancını taşıyamadı. Kendini öldürdü. Bu kız benim kardeşim de Ebru. Acı bir olay. Ama bunları daha yumuşak anlatabilirdin. Suçlu ben değilim ki. Suçlu kardeşin, Erman denen kokuşmuş köpek. Hayır! Olamaz bu. Sana niçin sahip olduğumu anladın mı şimdi? Lütfen Orhan. Tatsız bir şaka olduğunu söyle. Beni böylesine yıkamazsın sen. İnanmıyorum. İnanacaksın. Kardeşimin çıplak cesedini teslim ettiler bana. Naylon torba içinde de elbiselerini. Ödeşeceğiz. Ben de senin kirlettiğin vücudunu ailene teslim edeceğim. Yürü! Delirmişsin sen! Bırak beni! Bırak! Bırak! Babacığım, gümrüğe geç telefon. Şuna bir imza atsana. Alo, söyle. Tamam, tamam. 10 milyonluk bir kredi verin. Biraz fazlaca yaz. Dur yerinde! Kimsin sen? Gülcan'ın abisi. Gülcan'ın mı? Gülcan'ın! Midesini ilaçlarla doldurup kirlettiğiniz Gülcan'ın abisi. Seni öldürmedim. Seni senin silahınla vurdum. Ablanı da ben kirlettim. Evet, ben kirlettim, ben! Serseri! Eşkıya! Biraz sakin ol delikanlı. Belki bir çözüm bulabiliriz. Siz düşünün artık. Kız kardeşim daha 18'inde bile değildi. Himayeye muhtaçtı. Ana kuzusuydu daha. Utancını taşıyamadı ve intihar etti. Eşkıya! Utanmıyorsun. Ancak kızıyorsun.
Sizin mayanızda var bu. Zorlamadım seni. İlaçlar da içirmedim. İsteğinle girdin koynuma. Rahat mısın şimdi hayvan? Sevdim, sevdim seni hayvan! Hayvan! Sakin ol kızım. Ben de önemli bir şey sanmıştım. Problem değil. Erkek ve kadın arasında bu tür olaylar geçer. Beni alet etti baba, alet etti! Meseleyi büyütme ablacığım. Kızlık çok mu önemli? Her gün sayısız kız, kadın oluyor. Sonra sen evde mi kalırsın? Bu zenginlikle... kaç koca istersen. Ödeştik. Anlayamadınız galiba. Ödeştik. Adiler! Hayvanlar! Onlardan ne farkım var benim Gülcan? Seni geri getiremedim. Dünyayı düzeltemedim. Yaşasaydın abinden utanacaktım. Bir erkek kendisini böyle deliler gibi seven... ve isteyerek onun olan kadına... sahip çıkmalı. Yakışmaz bana. Yakışmaz. Bundan sonra görürsün sen Sayın Gencebay. Aniden çok güçlü hale geldiniz. Babam ve sen. Senin gücünü, dostluğunun önemini şimdi daha iyi anladık. Düşmanlığın da önemlidir. Merhaba. Merhaba. Selim Bey'i vurmuşlar, okudunuz mu? Biliyoruz. Olacağı buydu. Son günlerde çok azıtmıştı babama ve... ve özellikle size zararı dokunuyordu. Rakibinizdi, değil mi? Güzel kafanı bu işlerle yorma. Gereği neyse yapıldı. Acımasızlık bu. Rakibiniz de olsa ölümüne üzülmeniz gerekirdi. Üzülüyorum. Teselli bulmak için de... dünyanın en güzel kızıyla... denize girmek... yemeğe çıkmak istiyorum. Yardım eder misin? Çok mu istiyorsun? Evet. Mayonu giy gel, bekliyorum.
Kaç gündür ilk kez evden çıktı, hastaymış galiba. Ne olursa olsun, dürbünle izlemek doğru değil Mehmet. Boş ver ya! Baksana cilvelerine, herifin altına yatacak neredeyse. Doğru konuş keçi. Laf mı şimdi seninki? Kızı sen dağıttın önce. O bir hataydı. Niçin ilgileniyorsun bu kadar? Sen hevesini aldın, sıra şimdi herifte. Ben adam değil miyim be? Her şey senin mi? Hep sen mi alacaksın istediğini? Ne oldu bize Mehmet, ne oldu? Lüks bir lağımda yaşıyoruz. Kokuşuyoruz, farkında mısın? Bak, bana ikinci defa vurdun. Hep sen vuruyorsun. Dikkat et bak! Ben bir vurursam feleğini şaşırırsın! Vur, sen de vur bana! Vuramam! Sigaran var mı? Var! Keçi! Öğlen!